Azerbaycan askerleri cephe hattında muhtelif yerlerde bildiğiniz gibi üstün başarılara imza atıyor. Milli ordu çok güçlü ama insanların manevi desteğini de esirgememek için cepheye destek adı altında bir künç, bir kampanya başlattılar ve güçleri çattığı kadarıyla, bacardıkları kadarıyla, ellerinden tüm imkanlarıyla çoraptır, maykadır, üst baştır, kıyafettir, palpaltardır, yeme içmedir böyle şeyleri buraya getiriyorlar. Bugün de 246 nömreli mektebin şakitleri, talebeleri de öz evlerinde çok maraklı böyle analarında kömeğiyle yemekler pişirmişler, mektuplar yazmışlar. Onları da size bir bir göstereceğim inşallah. Gelin cepheye destek. Kardeşim bunları kim getirdi? Bu sağlam təhsil, sağlam millet sağlam oldu. Bizdə məktəb uşaqları, sağlam təhsil. Məktəb uşaqları. Və bizim dost tanışımız evdə bişirdi şirinə. Evdə pişirdi şirinə. Şuna baxaq, buna baxaq be. Bak burada. Nə zaman paketləndi bunlar? Bunları biz bugün paketlədik, yığdıq bura. Bir tanesini açmak olur mu? Olur, olur. Göstereyim, hadi bir tanesini açalım. 161 nömreli mektebin 2A sınıfı şakitleri, bakın gördüğünüz kimi isti isti askerlerin yemeği için mektuplardı. Vay vay vay. Doğrudan mı ya, maşallah. Binegedi rayonu Mektep Hüseyin 4. sınıf şakirdi. Ramak. Bu neymiş? Mektuplardı. Əskərlərimizə yazıblar. Burada nə yazır baba? 4-cü sınıf şagirdi. Əli Murad 4-cü A sinif şagirdi. Qələbə bizimdir, igid əskər. Ay maşallah. Əskərə məktub yazırlar, dəyərli izləyicilər. Ay maşallah. Binəqədir rayonu. Ha bunun içində də var, değil mi? Binəqədir rayonu 246 nömrəli məktəb. Əzimli Ramal. Əzimli Ramal. İgid ola əskər. Xahiş edirəm, mənim məktubumu oxuyub inşallah qələbədən sonra görüşərik. İnşallah. Nömrəsində yəqin ki yazmışdı. Şeker Murat düzelttiler. Özleri düzeltti analarıyla beraber böyle, evde. Böyle, böyle. Mükemmel. Maşallah. Bunlarda neler var? Hepsini açmayalım. Bunlar olsa da paketleri bunlardan var mı? Bunlardan şirniyatlardır. Əskerlere lazım olan eşyalar da var. Tabii ki burada çoraplar da, papaklar da gönderebilirler. Aşağı hemen bir tanesini. Görsetek. Burada şakirtler harçlıklarından biriktirip, burada çoraplar var. Her biri birbirinden kaliteli hakikaten. Gördünüz kimi? Çoraplar kalın kalın isti isti çorapları da askerlere göndermek için hazırlaşmışlar. Bak harita çekmişler buraya. Karabağ, Azerbaycanlar. O kadar geleceğim. Bakışehir Binegedi. Bakışehir Binegedi rayonu 246 nömerli tam orta mektep liseyinin 4A sınıfı. Sağlam tehsil sınıfı. Sınıf rehberi Absalamova Pervane. Pervane Hanım da böyle güzel. Bir tanesini de açak. Açak. Çok maraklı maraklı. Bunları göstereyim. Bu zoğal mı? Bu soğuklar için. Böyle askerlerimiz için. Allah hepsinden razı olsun. Sağlam tersi, sağlam ordu, sağlam gıda. Gördüğünüz kimi? Bunlar da cephe hattına askerlere destek için gelecek. Mektuplarda neler var? Vay 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 vay. Mektupları şurada hemen okuyayım sizler için. Allah'ın selamı hamınızın üzerinize olsun. Amin demiş. Çok da güzel bir mektup düzeltmiş. İçi de dolu. Yani bu bir kalın, yani onu rahatlıkla diyebilirim. Allah korusun yazmış yine, çok güzel süslemişler. Bunlar uşaklar maşallah. Abi maşallah. Burada mektup var, gel bak. Gidirem abi. Zehra Hüseynova bacımız, kardeşimiz. Güzel böyle. Karabağ Azerbaycan'dır. Ay maşallah. Burada da yine. Bu mektupların her birinin içerisinde dolu askerlere öz hislerini, fikirlerini, bu tarihi günlerde tarihi hislere şahitlik eden uşakların güzel, süper mektupları. Bunların hepsi dolu bu arada. Ya Allah. Burada da maşallah. Burada ne varmış? Fuzuli Sakini Guliyev Güsal'dan askerlerimize halalı hoşları olsun. Tabi bunlar askeri herbi hisselerde nezaretten geçir. Fikirleşmeyin ki bunlar birbaşa askerlere çatır. Hayır. Askeri nezaretten geçir. Burada da bunu açsana abi bir. Ana mektup var burada. Hadi okuyalım mektubu. He okuyalım mı? Tut. Sen oku. Salam asker. Salam necesiniz? Asker. Sen devam et. Salam askerler. Necesi? Siz torpaqlarımızı almak için hele de dövüşürsünüz. Herhalde değil. Ha. Hele ki dövüşürsünüz. Bu benim elimden torpaqlarımızı alanlarsınız. Benim ad günüm noyabrın 4'üdür. Noyabrın 4'ü benim 8 yaşım tamam oldu. Benim ad günümü münasibetle sizden bir tane şey istedim. Oradaki torpaqlarımızı almalısınız. Mesela Laçın, Kəlbəcəri, Şuşanı, bütün torpaqlarımızı. İnşallah. Ve sağlam, sağ olun əskərlər. Sağ olun ki, benim ata yurdumu, Füzulini almışsınız. İti qovan kimi qovdu. Ama bak gelsene, gerçekten süper değil mi yani? Baksana abi şu. Başka neler var?
Başka abi? Mesela bir tane daha açalım gideyim ben. Askerlerimize destek olmak için Azerbaycan'ın bu haklı davasında 27 yıldan sonra işgal olunan toprakları patapat bir muhteşem bir saldırıyla askeri harekat ile almaya devam ederken Azerbaycan insanları da dünyanın muhtelif yerlerinden desteklerini esirgememeye devam ediyorlar ve başardıkları desteği sunuyorlar. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Ben de gezdiğim, gördüğüm için söyleyeyim. Azerbaycan askerinin hiçbir şeye ihtiyacı yok aslında. Azerbaycan ordusu kifayet kadar güçlü ama bunlar hem manevi destek hem de böyle çok yani tarihi günler. Ben diyecek yani size şimdi şey gelebilir. Gerçekten gezdiğim için söylüyorum. Mükemmel bir ab-ı hava var o zonalarda yani. Allah hepsinden razı olsun. Bunların her biri onlara çatır. Beş misli hissedirler. Sen ne hissedirsen abi indi Abdullah kardeşim? Ben... Gurur hisseleri geçirdin sen, düz mü? Bunun beş misli var orada. Çok sevindim. Bizim ülkenin vatandaşlarından başka bizim ülkede yaşayan yani ecnebi vatandaşlarımız da yardımlar gönderir ve buna misal olarak göstermek istedim. Bizim Çeçenistan kardeşlerimiz Çeçenistan'dan yardımlar geldi. Yani, burada wow. Yaşayan Çeçenistan vatandaşları için açıp gösterelim. Vay vay vay. Yani Çeçenistan diasporasından. Vay Azerbaycan askerleri için yardımlar geldi. Hemen bir tanesini alalım abi. Azerbaycan askerlerine Çeçenistan'dan, Çeçenistanlı iş adamları mı bunlar? Burada yaşayan diaspora. Insanlar. Burada yaşayanlar hem de. Azerbaycan'da yaşayan Çeçenistanlı, Çeçenistan vatandaşları, git askerlere, bugün gördüğünüz gibi Çeçenistan diasporundan Azerbaycan askerlerine Karabağ Azerbaycan'dır ürünler vermişler ve bunlardan bu kutulardan bir hayli var. Bunların her birinde de hemin malzemelerin, hemin levazımatların bir diğer növleri, farklı farklı yiyecek, içecekler var. Yine tekrar edirem, bunlar Azerbaycan askerlerine çatmadan evvel askeri herbi hissede kontrolden geçirerek narahat olmayın. Aha, aa, maşallah, maşallah, maşallah. Gördüğünüz kimi? Bunlar ne abi? Bunlar... Şirniyata benziyor. Karabağ Azerbaycan'dır. Guru Guyruk Zafer'in dadı. Çeçen kardeşlerinizden Azerbaycan askerlerine nuş olsun ve çoklu zaferler arzu edilen demiş. Sağ olsunlar, var olsunlar. Abdullah bunlar ne zaman geldi? Bunlar bugün geldi. Hoş gelmiş. Bugün tarih ne? Bugün 7'si. 7 Noyabr 2020. Ve bugün de yola saldırırız. Bugün de akşam gelir mi? Asker liberali gelir akşam. Saat neçede yola çıkacak? Saat 5'te çıkacak yola inşallah. Ne tarafa gidecek? Füzuli istikametine gelir inşallah. İnşallah. Oradan tüm cephede askerlerimize çatır mahkum edilen kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Allah razı olsun. Halk olarak hamı bir askerin yanındayız ve askerin arkasında da olacağız her zaman. Asker bizim gururumuzdu. İnşallah ki torbaqlarımızı azad edeceği bayrağı inşallah Şuşa'da. İnşallah. Kan kendinde diğer kalanlarımıza da sancacağız. Bu videonu WhatsApp'ta, Facebook'ta ya da sosyal medyalarda izleyen insanlar eğer cephe hattına askerlerimize askeri herbi hisseden geçmek şartıyla gönderdiğimiz gıda yardımları, palpaltar yardımları siz de göndermek isterseniz ise bakın burada ben birazdan aşağıda da kaydedeceğim. Bine Ticaret Merkezi 15. sırayla üzbeyüz Lökbatan yolunun sağ tarafı 055-909-01-11 cepheye destek, vatanı bize emanet eden Cenab-ı Allah askerlerimizi oraya gönderdi. Onların da ocağı bize emanet. Emanetiniz emanetimizdir. Karabağ Azerbaycan'dır.